Evet, merhaba hanımlar, beyler, sevgili çocuklar. Bu hafta da Menekşe ile Çay Saati'ne hoş geldiniz. Bu hafta da güzel, farklı iki tarif size hazırladım. Böyle farklı derken, evet farklı. Geçen alışveriş yaparken dikkatimi o güzel erikler çekti. Evet, bugün çok güzel, değişik bir erikli kek yapacağız. Bunun için öyle alışık, tabii alışık olduğumuz kekler var. Onu da zaman zaman vereceğim size. Çocukların çok sevdiği çikolatalı, kakaolu kekler ya da hanımların çok sevdiği ceviz, tarçınlı, havuçlu kekler. Evet, bu dönemde size bol çeşitli keklerimden vermeye çalışacağım. Ama bugün dediğim gibi erikler markette çok gözüme çarptı. Bugün size erikli, güzel, değişik bir kek yapacağım. Bunun için malzemeleri sayalım size. Bilindik malzemeler, evde olan malzemeler. Ha işte bir farklı olarak işte erik temin etmemiz gerekecek. Evet, ne yapıyoruz? Öncelik olarak her zamanki gibi hamurumuzu yoğuralım. Hamur için gerekli malzemelerimiz var burada. 2 su bardağı unumuz var. 1 su bardağı şekerimiz var. 4 tane yumurtamız var. 1 tane kabartma tozu. 1 tane vanilyamız var. 1 limon rendemiz var. Evet, belki farklı olarak 5 tane yemek kaşığı nişastamız var. Bunları bir önce hamur haline getirelim. 2 su bardağı unumuzu kabımıza koyuyoruz. Biliyorsunuz un ve kabartma tozu her zaman öncelik olarak karıştırmamız gerekecek. Unu kabartma tozu ile karıştırdığınız zaman daha güzel bir sonuç alabilirsiniz. Bunu karıştırdık. Karıştırdık, kabımıza koyduk. Kenarda beklesin. Tabii. Evet. Kek hamuru yapacağız. Kek hamurumu yaptığımız için en son unumuzu ve kabartma tozumuzu ilave edeceğiz. Biz 2 su bardağı şekerimizi, pardon, 1 su bardağı şekerimizi alalım. Çünkü 2 su bardağı unumuz vardı. Evet, 1 su bardağı şekerimizi aldık. Buna 4 tane yumurta kıracağız. Yumurtalarımı yıkadım. Her zamanki gibi. Biliyorsunuz yumurta, patates, soğan, bunları yıkadığımız zaman en azından daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Evet, şekerimizi, yumurtamızı güzelce çırpalım. Bayağı bir orada. Evet, şekerimizi, yumurtamızı bolca çırpıyoruz. Ya şöyle birkaç dakika özleştireceğiz. Bayağı birkaç dakikamızı vereceğiz. Yumurtamızı, unumuzu çarptık. Evet. Bunun için neyimiz var? 200 gram tereyağımız var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama tereyağı tadını birazcık yoğunlaştırabilir sevmeyenler için. Ben bugün böyle kaymaklı güzel bir tereyağı kullandım. Bunu da yavaş yavaş çırpma kabımıza koyuyoruz. Yumurtamız, şekerimiz, tereyağımızı çırpıyoruz. Bayağı bir karışsın. Özleşsin. Kek gerçekten, tabii ki mutlaka önce, undan önce bütün malzemelerinizi çırpmanızı istiyorum. Daha iyi bir sonuç alırsınız. Daha güzel kabarır. Evet, yağımızı da koyduk. Yumurtamızı, şekerimizi, yağımızı koyduk. Güzelce çırptık. Diğer malzemelere gelelim. 5 yemek kaşığı nişastamız var. Nişasta da şöyle birazcık daha gevrek olmasını sağlıyor. Nişastamızı koyduk. 2 su bardağı unumuza 1 tane kabartma tozu koyduk. Onu önceden karıştırdık.
Bunu da ilave ediyoruz. Ne yaptık? Önce sıvıları karıştırdık. Yumurtamızı, şekerimizi, yağımızı güzelce karıştırdık. Şimdi bu karışıma unu koyduk. Şöyle birazcık elle özleştireyim. Etraf batmasın. Sonra mikserle devam edelim. Hamurumuz hemen hemen hazır. 4 tane yumurtamız var. 1 su bardağı şekerimiz var. 5 yemek kaşığı nişastamız var. Kabartma tozumuz, 2 su bardağı unumuz var. Bunu güzelce karıştırdım ben. Evet, en son ilave edeceğimiz 1 tane limon rendemiz var. Bunu da ekleyelim. Bugün erikli kek yapacağız demiştim. Erikler markette böyle güzelken gözüme çarptı. Alışık değiliz. Öyle hanımlar belki sever ama bol meyveli bir kek olacak. En son hepsini bir daha karıştıracağız. 1-2 dakika karıştıracağız. Güzel değişik kek hamurumuzu yapacağız. Tamam. Kek hamurumuz tamam. Bunu şöyle güzelce karıştıracağız. Yağladığımız fırın kabımızı da alıyoruz. Borcam olabilir, dikdörtgen şöyle güzel bir tepsiniz olabilir. Bunun yarısını, hamurun yarısını yağladığımız kek hamura döküyoruz. Yarısı kalıyor. Evet, yarısını aldık. Yağladığımız tepsiye güzelce yayıyoruz. Borcam olabilir. Yuvarlak 26 santim bir kek kalıbı olabilir. Artık o sizin zevkinize kalmış. Hamurun yarısını yaydık. Bir tane limon rendesini unutmuyoruz. O da tabii güzel bir tat veriyor keklere. Nişasta da unutmuyoruz. Keki gerçekten güzel bir kıvama getiriyor nişasta. Evet. Hamurumuzun yarısı tamam. Şöyle hanımlara gösterelim. Diğer yarısını kenara alıyoruz. Ne yapıyoruz? Eriklerimizle devam ediyoruz. Eriklerimizi yarım kilo kadar alıyoruz. Az korsunuz, çok korsunuz. Bu birazcık damak tadınıza bağlı. Bir limon suyunu kabıma döküyorum. Ne yaptık? Bir limon rendesi hamurumuza koyduk. Limonun suyunu da şöyle güzel bir kaba koyuyoruz. Eriklerimizi alıp dilimleyeceğiz ve limon suyunda birazcık bekleteceğiz. Çekirdeklerini alalım. Dilimlenmiş eriklerimizi limon suyunda bekletiyoruz. Bu işlemi önce de yapabilirsiniz. Dilimlediğiniz zaman en azından hamurun içine dizeceğimiz için daha güzel bir tat verir. Böyle tüm tüm ağzınıza gelmez. Yurt dışında erik keki çok meşhurdur. Zaten onlar tatlı, ekşi karışımını çok severler. Ha nedir? Bizim damak mutfak, Türk mutfağımıza, damak tadımıza birazcık uzak da olsa ben bugün şöyle alışık olmadık bir kek yapmak istiyorum size. Diğer haftalarda, diğer programlarda
Daha böyle çocukların sevdiği, hanımların öncelik verdiği havuçlu, bol tarçınlı, tahinli, fındıklı, cevizli kekler yapacağız elbette. Bu dönem dediğim gibi çay saatine ağırlık verdim. Da nedir? Kekimizi istediğimizi katabiliriz aslında. Ya kek birazcık rüya dünyası gibi. Neyi sevdiyseniz, aklınıza o dakika ne geldiyse, günün psikolojisi neyse, markette ne gördüyseniz keke onu katabilirsiniz. Ben bugün alışveriş yaparken gerçekten bu erikler bana baktı, ben eriklere baktım. Böyle aklıma değişik, mayhoş, güzel bir kek geldi. Keklerimizi şöyle göstermek istiyorum. Eriklerimi şöyle yarım kadar, yarım kilo kadar eriklerimizi limon suyunda beklettik. Mayhoş bir tadı oldu. Bunu ne yapıyoruz? Hamurumuzun yarısını tepsiye dizdik. Bunu şöyle güzelce hamurun içine sırayla yerleştireceğiz. Dediğim gibi bu keki aslında açıkçası ne korsanız o olur. Ne var? Evde erik yok. Şeftali koyabilirsiniz. Çok güzel yakışır. Elma, zaten biliyorsunuz elma hemen hemen her hamura, her kek hamuruna yakışır. Şeftali dedik, kayısı yapabiliriz. Arzu ettiğiniz, aslında sevdiğiniz her meyveyle bu keki yapabiliriz. Güzelce dizdik kekimizi. Şöyle hafif koyuyoruz. Yani çok bastırmadan erikleri hamurumuzun içine diziyoruz. Yoğun olabilir, daha az olabilir ama limon suyunda mutlaka bekletin. Ani bir misafiriniz gelir, evde biliyorsunuz yumurta, un, şeker, nişasta her hanımda vardır. Evde akşamdan kalan bir meyveyle bile bu keki yapabilirsiniz. Ama ben eriği seviyorum. O mayhoş tadı güzel oluyor. Hamuruma dizdim. Yarım kilo kadar olabilir, daha az olabilir. Güzel de bir görüntü oluşuyor. Bunları bitirdikten sonra hamurun diğer yarısını tepsimize dizeceğiz. Pişirme süresi her zaman aynı oluyor keklerde. Önemli olan çok sıcak bir fırına vermemeniz gerekiyor. Yani kekimizi 170 derecede bilemedik 35-40 dakika pişireceğiz. Ha bu kekte pişirme süresi birazcık daha fazla olacak. Erik biliyorsunuz daha sert bir meyve. Bu kekimizi lütfen diğer keklere göre bir saate yakın pişirebilirsiniz. Evet, son meyvelerimi da diziyorum. Güzel bir şekilde bunları dizdik. Görüntüsünü hanımlara verelim. Evet, hamurumuzu yaptık. Eriklerimizi güzel bir şekilde dizdik, yıkadık. Limon suyunda beklettik. Bir kaşık alacağım. Evet. Diğer hamuru eriklerimizin üstüne kapatıyoruz. Hamurumuz da bir tane limon rendesi vardı. Limonun suyunda da eriklerimizi beklettik. Bugün şöyle kolay, hafif bir tarif istedim yapayım size. Diğer hamurla eriklerimizin üstünü de kapatıyoruz. Teşekkür ediyorum bu arada Ömer Bey'e. Güzelce mutfakta bana erik yıkamada en azından yardım etti. Sağ olsun, ekibim harika. Hem heyecanımı
hem çalışmamı ayarlıyor, destek veriyor. Evet, ne yaptık? Hamurumuzun diğer kalanında eriklerin üstüne dizdik. Bu kek birazcık daha fazla pişmesi gerekiyor. 175 derecede genelde 30-35 dakika kekler pişer. Ama dediğim gibi erik fazla pişmesi gerekiyor. Bir saate yakın fırına verebiliriz. Yarım saat sonra, yani bunu diğer tarifimi yaparken takip edeceğiz. Yarım saat sonra eriğimizin üstüne azıcık varsa evde esmer şeker koyacağız. Değilse de bildiğimiz beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Ama esmer şekeri çok önemsiyorum ben. Keklerde hem tadını hem görüntüsünü de değiştiriyor. Azıcık bir tarçın ve esmer şekeri, yani bir yemek kaşığı esmer şeker, bir tatlı kaşığı tarçını birazdan kabımızda karıştıracağız. Yarım saat sonra kekimizin üstüne serpip tekrar bir yarım saat pişireceğiz. Evet, kekimizi fırına verelim. Hanımlara hazırladığım diğer tarifle devam edelim. Kekimiz fırında. İlk tarifimiz bu şekil bitiyor. Umarım hanımlara farklı, mayhoşlu, güzel bir kek yapmış oluruz. Evet hanımlar, ne yaptık? Kekimizi fırına verdik. Gerçekten güzel, mayhoşlu, güzel, böyle erikli, bol bir kek oldu. Limon suyunda batırdık. Şimdi gelelim ikinci tarifime. Biliyorsunuz hanımlar, mutlaka olmazsa olmaz çay saatlerinde kekidir, poğaçasıdır, kurabiyesidir. Mutlaka olur, bende de olur. Ama ben birazcık daha böyle salatalara çok çok önem veririm. Bir zeytinyağlım olur, bir salata, bir dolmam olur. Bugün sıra dışı bir salata yapacağız. Belki zaman zaman mutlaka kullanmışızdır ama ben bugün buğday salatası yapmak istiyorum size. Burada gördüğünüz gibi yeşillikli, bol, güzel, cevizli, tulum peynirli bir buğday salatası yapacağız. Lütfen hanımlar, önemli olan birkaç püf noktası, yoksa çok da zor bir salata değil. Akşamdan mutlaka ıslatmamız gerekecek. Buğday hemen haşlanmıyor birazcık ama hafif bir diriliği kalacak tabii. 2 su bardağı buğdayımı lütfen akşamdan ıslatıyoruz. Sabah kalkıyoruz, bunu şöyle bir yarım saat kadar haşlıyoruz. Ben bunu tabii yayından dolayı sizi bekletmemek adına önceden haşladım. Yani akşamdan lütfen 2 su bardağı buğdayı ıslatıyoruz. Sabah kalkıp bunu güzelce haşlıyorum. Buğdayım hazır. Ama lütfen böyle buğday düdüklüde falan haşlanmasın. Kendini kaybetmesin. Böyle diri diri olmak zorunda. Evet, başka neyim var? Bu da ben çok kullandığım bir malzeme. Nohut. Ha, seversiniz, sevmezsiniz. O ayrı bir şey. Ama akşamdan bir su bardağı, yarım su bardağı buğdayı ıslatıyoruz. Onu da ayrı bir şekilde haşlıyoruz. Onu da kenara koyuyoruz. Evet, buğdayımı aldım. Haşladığımı akşamdan beklettiğim, birazcık da böyle dişe gelmesi, diri olması gerekiyor. O yüzden annemin yaptığı gibi, buradan da annemin ellerinden öpüyorum. Ona da selam söylemiş olduk. Haşladığımız, akşamdan beklettiğimiz buğdayımızı koyduk. Evet, haşladığımız, yine akşamda beklettiğimiz nohutumuzu da katıyoruz. Ekip pek hoşlanmadı bu salatadan ama daha çok acaba sen bugün aşure mi yapıyorsun diye görünce değil. Aşureyi de inşallah bir başka zaman size gösterelim. Buğdayımızı, nohutumuzu güzelce karıştırıyoruz. Şöyle
gerçekten aynı anda doyuran, aynı anda lezzetli bir salata. Evet, günlerimizde de biliyorsunuz hanımlar olmazsa olmaz bir salata oluyor. Ne yapıyoruz salatamıza? 2 tane yeşil biberimiz var. Bunu da güzelce ufak ufak doğruyoruz. 1 tane kırmızı biberimiz var. Onu da küçük ufakça doğradığımız biberimizi salatamıza ekliyoruz. Karıştırdık. Ben yayın esnasında uzun olmasın, sizi de sıkmayalım umarım. Her şeyi önceden haşladık, ufak ufak doğradık. Buğdayımızı, nohutumuzu, biberimizi, buna ne diyelim, bir avuç kadar 5-6 tane taze soğan da katıyoruz. Taze soğanı da salatamıza ekledik. Önce bir karıştıralım malzemelerimizi. En son sosunu da vereceğiz. Kekimiz de fırında. Kekimizi unutmayalım. Bir yarım saat sonra onun üstüne şekeri ilave edeceğiz. Evet. Ne yapıyoruz? Salatamın malzemeleri bitmiyor. Bol zenginlik bir malzeme. Ne yaptık? Biberimizi, soğanımızı, yeşil biberimizi, buğdayımızı, nohutumuzu da kattık. Maydanoz da şöyle yarım tutam maydanozumuzu da ekledik. Salatamızı bolca karıştıralım. Sonra sosunu ilave edeceğim. Evet, bunun birazcık baharatlarına gelelim. Ne görüyoruz? Tulum peyniri görüyoruz. Onu en son olarak yerken ikram edeceğiz. Tulum peynirimiz kenarda kalsın. Ne kadar severseniz, bunda bir ölçü yok. 5-6 yemek kaşığı olabilir, bir kase kadar olabilir. Sevdiğiniz farklı bir peynir de olabilir ama buğday salatasına gerçekten çok yakışıyor tulum peynirimiz. Ben tabii Elazığlıyım, Elazığ'dan getirdim. Yani daha damağıma yakın bir peynir. Salatamızı karıştırdık. Tulum peynirimi servis olarak kenara koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Onun sosuna gelelim. Sosu için biz bunun üst sos olarak önce azıcık yağımızı koyalım. Yağımızı salatamıza gezdiriyoruz. Az koyacağım. Çünkü bunun cevizle kavurduğum, dolma fıstığı kavurduğumla farklı bir sos gelecek üstüne. Bunları kenara koyalım. Çok az bir yağ karıştırdık. Salatamızın en önemli bana göre nar ekşisi. Nar ekşisi mutlaka şöyle 2 yemek kaşığı salatamıza ilave ediyoruz. Harika bir tat veriyor. Bu miktarı da çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. O size kalmış. Evet, salatamıza yağımızı, nar ekşimizi de ilave ettik. Karıştıralım. En son misafire sunum tabağı hazırladığımız sosa gelelim. Birazcık severseniz sumak da var. Şöyle bir yemek kaşığı kadar rengini güzel değiştirsin. Güzel bir görünüm versin. Hafif ekşi olsun. Azıcık sumak koyuyoruz. Bir yemek kaşığı da pul biber koyuyoruz. Şöyle acıyı da sevenlere. Salatamız hazır. En son karıştırıp iyice üstüne cevizlerimizi güzelce kavuracağız. Bir su bardağı ceviz olabilir. Daha fazla olabilir. O da sizin damak tadınıza kalmış.
Evet, salatamız hazır. Süper görünüyor. Yeşillikleri bol. Buğday zaten çok doyurucu bir besin. Bunu kenara koyalım. Ne demiştik? Kekimiz pişecekti. Bir kekimize bakalım. Onu da bu arada unutmayalım. Bir kekimiz yarım saat piştikten sonra 2 yemek kaşığı esmer şekerim var. Bunu bir tatlı kaşığı tarçınla karıştıracağız. Karıştırıp kekimizin üstüne ilave edeceğiz. Evet, bunu yapalım. Esmer şeker olmasa da beyaz şeker lütfen kullanın. Ama esmer şeker hem rengini hem tadına farklı bir lezzet katıyor. Azıcık da tarçın zaten elmada, meyvada gerçekten çok yakışan bir baharat. Evet, esmer şekeri ve tarçınla güzelce karıştırdık. Şimdi kekimize bir bakacağız. Eğer kekimiz yarım saat olmuştur, bir bakalım. Bunu da üstüne serpeceğiz. Bir yarım saat kadar daha pişireceğiz. Kekimize gidelim. Kekim hazır. Kekimizi getirdik. Kekimizi getirdik. Karışımımızı hemen şuradan alıyoruz. Evet. Kekimiz güzelce kabarmış. Üstüne esmer şeker ve tarçın karışımımı serpiyorum. Derecesini yükseltmiyoruz kekinin. Diğer kekler gibi mutlaka 175 derecede 30-40 dakika pişen keklerimiz oluyor. Bunu birazcık daha fazla pişireceğiz demiştik. Evet, karışımımızı serpiştirdik. Şimdi keki birazcık daha şöyle bir 15-20 dakika daha pişirmeye bırakacağız. Evet, keki unutmayacağız. Kekimize birazdan bakacağız. O güzel salatamın en son şeklini size vereceğiz. Ne yaptık? Buğdayımızı, nohutumuzu haşladık. Akşamdan ıslatacağız mutlaka. Düdüklükte haşlamayacağız söylediğim gibi. Ufak, bunlar küçük küçük detaylar. Bol yeşilliklerimizi, dereotu seven dereotu da katabilir. Ben maydanoz tercih ettim. Maydanozumuzu, biberimizi, kırmızı biberimizi güzelce küt küt doğruyoruz. Kekimizi salatamıza ekliyoruz. Nar ekşisi gerçekten çok yakışıyor. Nar ekşisi, sumak, pul biberi de ekledik. Karıştırdık. Şimdi cevizimizi çok ufaltmanızı istemiyorum. Birazcık böyle elimizle de küçültebiliriz. Robota da verebiliriz ama lütfen ceviz çok küçük olmasın. Şöyle iri iri hafifçe küçültmemiz yeterli. Zaten biliyorsunuz tulum peyniri, ceviz bana göre olmazsa olmaz ikili. Gerçekten nereye bırakırsanız, nereye karıştırırsanız o mükemmel tadı alabilirsiniz. Cevizlerimizi elimizle küçülttük. Yeterli. Evet, ocağımızı da yaktık. Sadece bir yemek kaşığı tereyağı. Çok tereyağı da kullanmanızı istemiyorum. Biliyorsunuz öyle çok ağza donuk bir tat vermesini istemiyorum. Sadece bir yemek kaşığı yeterli olacak. Tereyağımızı eritiyoruz. Önce
mutlaka her hanımın mutfağında olması gereken diye düşünüyorum. Dolmalara çok çok güzel yakışıyor. Salatalara da olabilir. Şöyle 2 yemek kaşığı dolma fıstığımız var. Bunu tereyağda kavuruyoruz. Zaten bana göre kavurduğunuz her şeye 2 kat lezzet veriyoruz. Bayağı bir güzelce kavursun. Kavrulduktan sonra birazcık özlesin, rengini değiştirsin. Rengini değiştirdikten sonra cevizimizi de ilave edeceğiz. Umarım farklı, bir o kadar da lezzetli bir salata yapmışızdır. Ama ben yine de size bırakıyorum. Yani salata aslında dediğim gibi birazcık böyle ürettiğiniz zaman her şeyi katabilirsiniz. Dolma fıstığı olsun, olmasın. Azıcık fındık da yakışır buna. Ama mutlaka ceviz olacak. Evet, ne yaptık? Yarım kase dolma fıstığımızı tereyağda güzelce kavurduk. Rengi de dönmek üzere. Rengini de değiştirdik. Bir kase cevizimizi de içine ekliyoruz. Bunu şöyle 3-4 dakika tereyağda onu kavuruyoruz. Salatamızı yaptıktan sonra bir kenara alabilirsiniz. Ama lütfen bu sosu, cevizli, dolma fıstıklı sosu misafire yakın, yani servise yakın koyarsanız en azından şöyle donmuş bir tat almamış olursunuz. Yani en son cevizimizi, dolma fıstığımızı kavuruyoruz. Sunum tabağımıza alacağız salatamızı. Bunun altını kısalım. Evet. Birazcık kendi kendine kavrulsun. Biz salatamızı hazırlayalım. Evet. Salatamız hazırdı. Birazcık tuz unuttuk. Tuzu da ekleyelim. Tuzu da koyduk. Şöyle karışım tamam. Son sunumunu vermeden ben tekrar evet. Birazcık tadına bakmak istiyorum baharatın. Sonra en son halini vermek istiyorum. Tuzu nasıl? Acısı, sumağı nasıl? Evet. Harika, diri diri, çok doyurucu bir salatamızı yaptık. Acısı da gayet iyi. Ha bu kadar acı sevmem ben ama herhalde ekibim sever. Acısı da yerinde, sumağı da süper. Acık tuzu da iyi. Sosumuz da hazır. Bunun altını kapatalım. Şimdi salatamızı servis tabağına alalım. Son halini verelim. Kekimiz de pişmek üzere. Evet. Salatamızı yaptık. Harika. Tuzu, sumağı, nar ekşisini mutlaka unutmayalım. Şimdi tulum peynirini gerçekten şöyle hafif ezelim. Sosumuzu da yaptık. Sosumuza ne koyduk? Dolma fıstığı, tereyağı koyduk. Cevizden şöyle rengi değiştirecek şekilde kavrulduk. Muhteşem bir renk aldı. Şu cümbüşe bakar mısınız? Salatada her şey var.
Umarım hanımlara farklı bir tarif vermişizdir. Cevizleri de koyduk. En son yapacağımız işlem, evet, ellerimizi de temizleyelim. Yapacağımız işlem, peynirlerimizi salatamızın kenarına, üstüne süs olarak koyabiliriz. İçine de katabilirsiniz mutlaka. Sevenler içine de katabilir. Yanına da ekleyebilirsiniz ama lütfen misafire yakın bunu yapalım. Ne ceviz ne de tulum peyniri fazla bekletilmemiş olsun. Evet. Salatamız da hazır. Şöyle güzel, doyurucu, rengarenk bir salata yaptık. Salatamız bitti. Kenara alabiliriz. Afiyet olsun. Bu arada ne yapalım? Salatamızı bitirdik. Görünümü de gayet güzel, şık oldu. Şimdi de kekimize bakalım. Kekimiz de pişti ise en son halini onu size gösterelim. Bir bakalım kekimiz ne halde? Evet, harika. Rengini değiştirmiş. Şekeri de bolca olmuş. Keselim. Kesince içindeki o meyvelerin güzel mayoşlu bir piştiğini göreceğiz. Evet. Şöyle tekrar gösterelim. Tamam. Kekimiz hazır. Kestim. Şöyle içine bakabilirsiniz. Çok güzel pişmiş. Kendini bırakmış eriklerimiz. Evet. Programın sonuna geldik. Ne yaptık bugün? Böyle küçük bir tekrar yapalım ki malzemeleri sürekli söylüyorum zaten size. Öncelik olarak çok güzel, mayhoşlu, erikli, esmer şekerli bir kek yaptım size. Bunu dediğim gibi istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ama erik çok yakıştığını düşünüyorum. O tamam, kekimiz de tamam. Sonra ikinci tarifimiz, harika bir buğday salatası yaptık. Bol yeşillikli, bol peynirli, cevizli bir buğday salatası yaptık. Evet hanımlar, bu hafta Menekşe ile Çay Saati'nde çok güzel iki tarif verdiğimi düşünüyorum. İnşallah haftaya tekrar buluşmak üzere farklı güzel tariflerle yine karşınıza geçeceğiz. Ekibime teşekkür ediyorum. Aileme teşekkür ediyorum. Bunları da gerekli buldum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.